Gobeller merhabalar. 8. ünitemizdeyiz arkadaşlarım. 8. ünitenin birinci köşe taşını çözeceğim. Belirli integralle başlıyoruz. İlk sorumuza bakıyorum arkadaşlar. Diyor ki ilk 3 soruyu aşağıdaki bilgiye göre cevaplayınız diyor. 1-5 aralığında tanımlı bilmem ne fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Bu 1-5 aralığını 4 eşit aralığa ayırın ve Riemann alt toplamını bulun diyor arkadaşlarım. Hemen bulalım hem de bir yandan öğrenelim. Şimdi 1-5 aralığını 4 eşit parçaya ayıracaksak şöyle bir önce ayıralım bunları. Şurası 2 olur, şurası 3, şurası 4. Bakın 1, 2, 3, 4 parçaya ayırdık. Alt toplamı dediği zaman arkadaşlarım şunları da şöyle bir sınırlarını gösterelim. Şöyle 4'ün de sınırını gösterelim. Hatta bir de bu 1'in fonksiyondaki karşılığını da bulalım arkadaşlarım. Sonra alt toplamı buluruz. Önce 1 yazalım x gördüğümüz yere. 1 yazarsak 2 çıkıyormuş. 2 yazalım x gördüğümüz yere. 2 yazarsak 4, 1 daha 5 çıkıyormuş. 3 yazalım x gördüğümüz yere. 9, 1 daha 10. 4 yazarsak x gördüğümüz yere. 16, 1 daha 17 oluyormuş. 5 yazarsak da 25, 1 daha 26 geliyormuş arkadaşlar. Şimdi gelin alt toplamını birlikte hesaplayalım. Alt toplam dediği dikdörtgenler eğrinin altında oluşturacaksınız dostlarım. Şurada şöyle dikdörtgenleri oluşturduk. Bakın tam şu sınırlardan. İşte bize de diyor ki burada oluşan bu dikdörtgenlerin alanları toplamı nedir diye bir soru soruyor. Şuradaki dikdörtgenlerden bahsediyor. Eğer alt toplam diyorsa dikdörtgenler eğrinin altında olan dikdörtgenlerden bahsediyor demektir. Ve soldan sağa doğru çizeceksiniz. Buna sol toplam da denir arkadaşlar. Soldan başlıyorum. Sağa doğru bakın dikdörtgenlerimi oluşturuyorum. Şöyle soldan. Tam bu 4'ün eğriye değdiği noktadan sol. Sağ tarafa doğru bir çizgi çizdim. Yine işte 3'ün tam bu eğriye değdiği noktadan sağ tarafa doğru bir çizgi çizdim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu dikdörtgenlerin alanı da bize alt toplamı verecek arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şimdi şu en baştaki dikdörtgenin alanını buluyorum. Bunun kısa kenarı yani şurası 1'dir. Uzun kenarı yani şurası da 2 olduğu için 1 çarpı 2'den 2 geliyor bir kere. Artı şu dikdörtgenin alanını hesaplayalım. Alttaki kenarı 1'dir. Uzun kenarı da şurası da 5 birimmiş arkadaşlarım. Bakın şurası 5 birimmiş. 1 çarpı 5'ten 5 geliyor. Şu dikdörtgene geldim şimdi. Kısa kenarı 1, uzun kenarı da şurası. Yani şurası. Bunun da karşılığı 10 olduğu için 10 yazdım buraya. Son olarak son dikdörtgenimize geldik. Bunun da kısa kenarı 1. Uzun kenarı da 17'ye denk düştüğü için şu kenarın karşılığı 17'yi yazdım. Toplayalım. 27, 7 daha 34 yaptı. Alt toplam dediğimiz şeyin sonucu 34 çıktı. İkinci soruda da diyor ki üst toplamını bulun arkadaşlarım diyor 2 numaralı soruda. Şimdi hemen yine grafiği şöyle göz önüne getireyim ben. Hatta bir de temizleyeyim grafiğimizi. Şöyle bir temizleyelim. Bu sefer de üst toplamı bulalım arkadaşlar. Şimdi 1'in karşılığı yine 2 idi. Şurada 2'miz var. 2'nin karşılığı 5'ti. Şurada 3 var. 3'ün karşılığını 10 bulduk. 4'ün karşılığını da 17 bulduk. 5'in karşılığını da 26 bulmuştuk. Şimdi üst toplam dediği zaman arkadaşlarım sağ taraftan başlıyorum. Bakın sağdan şu dikdörtgenlerin alanlarını bulacağız arkadaşlar. Şöyle şu dikdörtgen birinci dikdörtgenim olacak benim. Bu sefer sağdaki en sağ uçtan başlıyorum. Sağdan sola doğru gidiyorum arkadaşım ve dikdörtgenimi oluşturdum. Bakın bu. Buna da üstteki dikdörtgenlerin alanlarını bulacağız. Üstlerinde kalan dikdörtgenlerden bahsediyor. Yani dikdörtgenleri eğrinin üstüne kadar çıkartın diyor. Buna da üst toplam diyoruz. Hemen 4'ün karşılığını alalım. Şöyle gelelim. 4'ün karşılığındaki dikdörtgen şu dikdörtgen. 3'ün karşılığını alalım. Şu dikdörtgen kardeşim. 3'ün karşılığını da aldık. Ne kaldı geriye? Şuradaki 2 kaldı. Onun da karşılığını şöyle bir alalım. İşte dikdörtgenlerimiz bitti. Şimdi bunların alanlarını hesaplayacağız dostlar. En baştaki, en sağdaki dikdörtgen. Uzun kenarı yani şurası 26 birimmiş. Bakın şuraya denk geliyor. Kısa kenarı da 1 birim olduğu için 26 çarpı 1'den 26 geldi. Artı.
Bir sonraki dikdörtgen kısa kenarı yine 1. Uzun kenarına bakın 17 geldi arkadaşlarım. O zaman 1 çarpı 17'den 17 çıkacak. Bir sonraki dikdörtgen kısa kenarı 1, uzun kenarı 3 olduğu için 1 çarpı 10'dan, uzun kenarı 10 olduğu için 1 çarpı 10'dan 10 oldu. Son dikdörtgenim kısa kenar 1, uzun kenarda 5'e karşılık geldiği için 1 çarpı 5'ten 5 geldi. Toplayalım 26, 36, 41, 48, 10 da buradan 58 geldi. Sorumuzun cevabı arkadaşlarım, bu da 2 numaralı soruydu. Şimdi geldik 3 numaraya. Her alt aralığın orta noktasına göre hesaplanan Riemann toplamı. Alt aralığın orta noktası dediği zaman arkadaşlar, orta noktaları karşılığını yükseklik kabul edeceğiz. Şimdi gösterelim onu burada. Her alt aralığın orta noktası diyor ya dostum. Şimdi bakın ben yine bir temizleyeyim bunu da iyice görelim biz de arkadaşlarım bunun ne olduğunu. Şimdi aralıklarımız şunlardı. 2 vardı, 3 vardı ve 4 vardı dostlarım. Şöyle gösterdik. 2, 3 ve 4'ü de şöyle çizelim. Şimdi alt aralığın diyor, nelerini söylüyor? Orta noktaları. 1 ile 2'nin tam ortasını alacaksınız. 1,5 yani 3 bölü 2. Şimdi bu 3 bölü 2'nin de tabii karşılığını bulacağız bir de dostlar biz. Şuradaki karşılığı nedir acaba? Bir de onu bulalım. Bakın bu 3 bölü 2'nin karşılığı yükseklik olacak. Şurası benim yüksekliğim. Aradığım dikdörtgenin alanı da şu olacak arkadaşlar. Şimdi yüksekliğini bir bulalım ilk önce. Ne geliyor bunun yüksekliği? Şu dikdörtgen olacak daha doğrusu. Yanlış çizdik. 3 bölü 2'nin karşılığını bulalım. 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4. Artı 1 daha 4. 9 daha 13 bölü 4'müş burası. Bunun karşılığı 13 bölü 4. Şimdi 2 ile 3'ün tam ortasını işaretleyeceğiz. Bu da 2,5 yapar. 2,5'un karşılığını bulalım. Yani 5 bölü 2'nin karşılığını bulalım. Şuradaki 5 bölü 2'nin karşılığı. Yazalım. 25 bölü 4 olur. 25 bölü 4. 1 ile toplarsak 29 bölü 4 geldi bu da. Biraz küçük yazıyorum arkadaşlar ama yazdığımı da söylediğim için siz de hemen notunuzu alın kenara. 29 bölü 4 bunun karşılığı. Şimdi 3 ile 4'ün ortası 3,5'tur kardeş. Ve 3,5 dediğimde 7 bölü 2'dir. 7 bölü 2 yazarsak buraya 49 bölü 4 artı 1'den 53 bölü 4 gelir. Tam şu 7 bölü 2'nin karşılığı da 53 bölü 4'müş dostum. Bunu da yazdık. Son olarak ne kaldı? 4 ile 5'in ortası kaldı. Yani 4,5 yani 9 bölü 2'nin karşılığı kaldı. 9 bölü 2 yazarsam 81 bölü 4 olur artı 1'den 85 bölü 4. Şimdi şu dikdörtgenlerin alanını hesaplayacaksınız. Yükseklikler bu orta noktaların karşılığı olacak arkadaşlarım. Bakın yüksekliği ney bunun? 85 bölü 4'tür bunun yüksekliği. Şu orta noktanın karşılığı olan şurasını bulacaksınız. Şu dikdörtgeni. Şu orta noktanın karşılığı olan şu dikdörtgeni bulacağız. Yine şunun karşılığı olan şu dikdörtgeni bulacağız. Şimdi bunların bütün 4 tane dikdörtgen var. Dördünün de şu kenarı, kısa kenarı bir birim. Uzun kenarları da şuradaki yükseklikler. O zaman 13 bölü 4 çarpı 1'dir. 13 bölü 4 çarpı 1'den 13 bölü 4 geldi. Birinci dikdörtgenin alanı. İkinci dikdörtgenimin yüksekliği. Hemen orta noktanın karşılığı nedir? 29 bölü 4. Aralığında 1 olduğu için 29 bölü 4 çarpı 1'den 29 bölü 4 geldi. Diğer dikdörtgenin alanı, şimdi yüksekliği bunun o 53 bölü 4. Aralığımızda 1 olduğu için 53 bölü 4 çarpı 1'den 53 bölü 4. Son olarak arkadaşlarım kısa kenarı 1, uzun kenarı da 85 bölü 4 olduğu için 85 bölü 4 de bu geldi. İşte bizim alt aralığın orta noktalarına göre hesapladık bu Riemann alanını arkadaşlarım. Şimdi toplayalım bunları. 85, 135, 138, 138, 158, 168, 171, 180. 180 bölü 4. O da 45 çıktı. Sorumuzun cevabı 45'miş Gobeller. Hangi şıkkımız da var? Edirne şıkkımız da varmış dostlarım. Şimdi geldik hemen 4. ve 5. soruları da diyor. Şu bilgiye göre cevaplayınız demiş bize. Tamam hemen bakalım ne diyor. 1. sorumuzda 4. sorumuzda
Diyor ki bu eğri ile x ekseni arasında kalan boyalı bölgenin alanı Riemann alt toplamı yardımıyla hesaplandığında yaklaşık olarak kaç birimdir? Şimdi Riemann alt toplamı diyor dostlarım. Gelin ilk önce kaç parçaya bölmüş bunu? 3 eşit parçaya bölmüş. Demek ki şurası ve şurası olacak arkadaşlar. 1, 2, 3 parçaya böldüm. Şuraya 3, şuraya da 5'i yazdım ki ikişer ikişer parçalandığını gördük arkadaşlar. Şimdi bunların karşılıklarını da bulalım. Mesela 1'in karşılığı kaçtır acaba diye soralım. 1 yazalım. 1'in karesi 1, eksi 1, eksi 1 daha, eksi 2'ymiş. 3'ün karşılığını bulalım hemen. Eksi 9, 1 daha, eksi 10'muş. 5'in karşılığını bulalım. Eksi 25, eksi 1 daha, eksi 25, eksi 1 daha, eksi 26'ymış. 7'nin karşılığını buluyorum hemen. 7'nin karşılığı eksi 49, 1 daha, eksi 50'ymiş dostlar. Şimdi Riemann alt toplamından bahsediyordu bize. Altında kalan alanlara alın diyordu arkadaşlarım. Şöyle bir gösterelim bu dikdörtgenlerimizi biz ilk önce. Şuradaki dikdörtgen olacak ve şuradaki dikdörtgenimiz olacak dostlarım şu. Şöyle gösterelim dikdörtgenlerimizi. Şuradaki birinci dikdörtgenimiz olacak. Gerçi alt diyordu değil mi bize? Alt dikdörtgenleri bulun diyor. Tamam, bu şekilde bulduk. Şimdi şu en baştaki dikdörtgenin alanını bulalım arkadaşlarım. En baştaki dikdörtgen. Kısa kenarı 2. Uzun kenarını da görüyorsunuz. Şuradaki uzunluk olduğu için 50. 2 çarpı 50'den 100 geldi. En baştaki dikdörtgenin alanı. Şimdi şu dikdörtgenin alanını hesaplayalım bir de. Bunun yine kısa kenarı şurası 2 birim. Uzun kenarı da 26'ya karşılık geliyormuş. 26 çarpı 2'den 52 geldi. Bunun da alanı. Son olarak şu dikdörtgendeyiz dostlar. Şu dikdörtgenin alanını bulacağız. 10 uzun kenarı, 2 de kısa kenar olduğu için 10 çarpı 2'den 20 geldi. Topladık. 172 çıktı. Alt alan arkadaşlar. Şimdi gelelim üst alanı soracak herhalde. 5. sorumuzda da. Bir bakalım 5. 5. soruya bakıyoruz dostlar şimdi. Bu eğri ile x ekseni arasında kalan boyalı bölgenin alanını Riemann üst toplamı yardımıyla hesaplandığında alan ne olur diye soruyor. Şimdi ben burayı bir temizleyeyim arkadaşlarım ilk önce. Şimdi bir de Riemann üst toplamıyla bulacağız. Yani eğrinin üstünde kalan alanlarla bulacağız. Şu 1'di. Şurası 3, şurası da 5. 3'ün karşılığı eksi 10. 5'in karşılığı eksi 26. 7'nin karşılığı da eksi 10'du dedik dostlarım. Şimdi 5. sorumuzdayız. Bu sefer eğrinin üstünde kalan. Bakın soldan başlıyorum bu sefer. Şuradaki alandan bahsediyor. Bu 1. İkincisi şuradaki alandan bahsediyor. Bu 2. Son olarak bir de şuradaki alandan bahsediyor. Bu da 3. İşte diyor bu dikdörtgenlerin alanlarını toplayın şimdi diyor. Her birinin kısa kenarı 2 birim arkadaşlar. Şunu dikdörtgenin uzun kenarı 2 olduğu için 2 çarpı 2'den 4. Şu dikdörtgenin uzun kenarı 10 olduğu için 10 çarpı 2'den 20. Sonuncu dikdörtgenimin uzun kenarı da 26 olduğu için 26 çarpı 2'den 52. Topladım 72, 4 daha, 76 çıktı. Sorumuzun cevabı goberler. Pekala, 5 numarayı da gömdük. Hadi şimdi 6 numaralı soruya bakalım bu ne diyormuş. Bir sitenin bahçesine şekildeki gibi bir yeşil alan yapılıp çiçek dikilecektir diyor. Yeşil alanın en dar yeri 1, en geniş yeri ise 2,5 metredir diyor. Tamam, onu da gördük. En geniş yeri, en dar yeri. Şekilde gösterilen tüm aralıklar eşit ve birer metreymiş. He, aralıkları birer metre belirlemiş. Bu yeşil alan Riemann alt toplamı yardımıyla hesaplandı. Yaklaşık olarak A, üst toplam yardımıyla hesaplandığında yaklaşık olarak B'dir. Buna göre B eksi A farkı nedir diye de bir soru sormuş bize dostlarım. Hadi şimdi gelin ilk önce Riemann alt toplam yardımıyla bir hesaplayalım bunu, bakalım ne geliyor. Şimdi ben bunu da hesaplarken şöyle yapacağım arkadaşlarım. Şurayı şöyle koordinat sistemini şurada gösterelim biz. Şurası koordinat sistemimiz olsun. Yani tam ikiye bölmüş olayım ben bunu. Şu üst taraftaki alanı bulalım. Alt tarafta aynısı olduğu için arkadaşlarım en son 2 ile çarparız bunun alanını bulurken. Şimdi gelin şu üst tarafın alanını bir bulalım dostlar. Şimdi şurası
Toplam 1,5'tu. Yani 3 bölü 2 idi. Ben de bir 2'ye böldüm. 3 bölü 4 çıktı. Şurası 2 idi. Şuraya 1 kaldı arkadaşlarım. Şurası 2,5'tu. Yani 5 bölü 2. 5 bölü 4 kaldı buraya. Şurası 2 idi. 1 kaldı. Burası 1,5'tu. Yani 3 bölü 2. 3 bölü 4 kaldı. Şuraya da 1 bölü 2 kaldı gobeller. Şimdi hemen soldan başlayalım bakalım dikdörtgenlerimizi oluşturmaya. Bu birinci dikdörtgenimiz. Bir şuranın alanı bulunacak arkadaşlar. Şu bizim ikinci dikdörtgenimiz. Bir şuranın alanı da bulunacak. Şimdi alt toplamla buluyorum ya, eğrinin altında kalanları hesaplıyorum. Yani sol toplamla buluyorum kısaca. Soldan sağa doğru çizgilerimi çiziyorum arkadaşlar. Şimdi üçüncüsü de şöyle geliyor değil mi? Bakın şeklim biraz üstüne çıktı. Burada önemli olan soldan sağa doğru çizmeniz arkadaşlar. Dördüncü dikdörtgenimin alanı da şuradan gelecek. Şurası oldu. Ve son dikdörtgenimin alanı da şuradan geldi. Şurası çıktı arkadaşlar. İşte bu benim sol Riemann toplamım. Yani alt toplamım olacak diyebilirim arkadaşlar. Hemen bulalım. Şimdi şu dikdörtgenlerin her birinin şu kenarı bir birimdi arkadaşlarım. Aralığı bize bir birim vermiş. Şu dikdörtgen 3 bölü 4 çarpı 1'den 3 bölü 4 geldi. Bununkinin alanı. Artı şu dikdörtgene bakıyorum şimdi. 1 çarpı 1'den 1 geldi. Artı 5 bölü 4 çarpı 1'den 5 bölü 4 geldi. Artı yine 1 çarpı 1'den 1 çıktı. Son olarak 3 bölü 4 çarpı 1'den 3 bölü 4 geldi. Şimdi hemen bulalım bunu da. Bu bizim A dediğimiz şey. Topluyorum 3 bölü 4, 5 bölü 4 daha 8 bölü 4, 3 bölü 4 daha 11 bölü 4. Artı bir de şu kenarda ne var arkadaşlarım? 1 ile 1'in topladı 2 var. Topladık A dediğimiz şey 19 bölü 4 geldi. Tabii bu yarısı arkadaşlarım, üst yarısı, bir de aynısından aşağıda var, onu birazdan hesaplarız. Şimdi burayı temizliyorum dostlarım, bir de B'yi bulalım. Yani üst toplam yardımıyla hesaplayalım bir de bunu. Şimdi yine aynı muhabbeti çizelim. Şuralar yine 3 bölü 4'tü, şurası toplam 2 idi, şuraya 1 birim kaldı. Şurası 2,5'tü yani 5 bölü 2, 5 bölü 4 oldu. 2 idi, şuraya 1. 3 bölü 2 idi. 3 bölü 4. Şurası 1 bölü 2 idi diyelim. Şimdi gelelim üst toplam yardımıyla, yani sağ toplam yardımıyla sağdan sola doğru dikdörtgenlerimizi çiziyorum arkadaşlar. İşte gösteriyorum tek tek dikdörtgenleri. Bu var. Bir de şuradaki dikdörtgenimiz var dostlar. Hemen şu dikdörtgenlerin alanlarını bir hesaplayalım birlikte. Bu da bizim B dediğimiz değer çıkacak. Şimdi bir kere neler var arkadaşlar? Şurada 1 bölü 2 çarpı 1 var. Yani 1 bölü 2 var. Şurada 3 bölü 4 çarpı 1'den 3 bölü 4 var. Şurada 1 çarpı 1'den 1 var. Artı 1. Bir de ne var kardeşim? 5 bölü 4 çarpı 1'den 5 bölü 4 var. Şimdi toplayalım bunları da. Ne yapıyor? Şurası 2 bölü 4 olsun. Şunların ikisinin toplamı 5 bölü 4, 5 bölü 4 daha 10 bölü 4, 1 ile topladık 10 bölü 4'ü, 14 bölü 4 çıktı. Bu da bizim B dediğimiz şey, 14 bölü 4 geldi diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi hemen ikisinin arasındaki farkı buluyorum, 5 bölü 4. Tabii biz bunun iki katını alacağız değil mi? İkisinin arasındaki farkı biz sadece üst yarısı için yaptık. Çarpı 2 diyorum arkadaşlarım, 5 bölü 2. Yani 2,5 çıktı. 6. sorumuzun cevabı da Denizli geldi gobeller. Evet. Şimdi birinci köşe taşını bitirdik. Geçelim ikinci köşe taşımıza. Arka taraftaymış o da. Burada da belirli integrale başladık artık arkadaşlarım. Şimdi belirli integralin özelliği. Sınırlarımız var dostlar. 1 ile 3. 1'den 3'e kadar diyor integral. Şunu demek istiyor yani. Bunun kuralı şu. Önce şu içerideki ifadenin bir integralini al diyor sana. Hadi alalım. 2 çarpı x kare bölü 2 artı 1'in integrali de x'ti. Şimdi bunu yaptıktan sonra şu sınırlardan şu ikilerde gitsin. Önce üst sınırı bir yazacaksınız kardeşim. X gördüğünüz yere yazalım. 9, 3 daha 12 gelir. Sonra bir de alt sınırı yazacaksınız. Onu da yazalım. 1,
Bir de buradan 2 geldi. İşte bu ikisinin farkını aldığınızda da bu integralin sonucunu buluyorsunuz. Belirli integralimiz kolay arkadaşlarım. İçinin integralini al. İntegrali aldıktan sonra bir üst sınırı yazacaksın ilk önce. Sonra bir de alt sınırı yazıp birbirinden çıkartıyorsun. Sonucu bulmuş oluyorsun. 12'den de 2 çıktı. 10 geldi sonucumuz. Hadi şuna bakalım şimdi. İfadelerinden hangileri doğrudur diye soruyor. Bak burada sadece dx var. Yani 1 çarpı dx var. Peki 1'in integrali neydi dostum? X. Sabit sayının integrali dediği zaman yanına x'i koyuyorum. Şimdi bu x'i bulduk da bir de sınırları 1 ile 3'ü yazacağız. 3 yazarsak 3, 1 yazarsak 1 gelir. 3'ten de 1 çıktı 2. O zaman bu doğrudur dedim. Şimdi şuna geldik. X du diyor. Bakın u'ya göre integral alın. O zaman x bizim için sabit sayı. Peki sabit sayının integrali nasıl alınıyordu? Yanına değişkeni çarpım durumunda ekliyorum. X u oldu bu. Şimdi u gördüğünüz yere bir 2 yazın diyor. Yazalım 2x olur. Bir de 0 yazın diyor. 0 yazalım 0x olur. 2x'ten 0x çıkarsa da yine 2x kalır. Evet bu da doğruymuş. Geldim üçüncüsüne. X'e göre integral alın diyor. Alalım x'e göre integralimizi. X kare bölü 2. Şimdi bir 2 yazacaksın yerine. Bir de 0 yazıp çıkartacaksın. 2 yazarsak 4 bölü 2'den 2 gelir. 0 yazarsak 0 bölü 2'den 0 gelir. 2'den de 0 çıkarsa 2 kaldı. O zaman 3 de doğru. Her biri doğrudur. Cevabım Edirne çıktı Gobeller. Geldik şuna. Üçüncü sorumuz. İntegralinin sonucu nedir diye bir soru sormuş. Hadi alalım. 3 u karenin integrali. 3 çarpı u küp bölü 3. Eksi. Şimdi bu u üzeri eksi 2 demekti arkadaşlarım. Ne yapıyorduk integral alırken? Kuvveti 1 arttırıyorduk. Artı 1 eklersek buna eksi 1 olur. U üzeri eksi 1 olur. Bir de yeni oluşan kuvveti bölü diye de paydaya yazıyorduk. Eksi 1 oldu. Şuradaki eksi 1 şurayı artıya çevirsin dostlarım. Şimdi de bir de bunu birazcık daha şöyle sınırlarını yazmadan önce 1 ile 2 ya bu. Biraz daha düzenleyeyim. Şu 3'ler gidiyor. U küp kalıyor. Artı bir de u üzeri eksi 1, 1 bölü u demektir. Şimdi 2 ile 1'i sınırları yerine yazabiliriz dostlarım. Hadi ilk önce 2 yazalım Gobeller. 2 yazarsak 8 artı 1 bölü 2 olur. Bu birinci ifade. Eksi 1 yazarsak 1 artı 1 olur. Bu da ikinci ifade. Toparlayalım. Şurası 16, bir daha 17 bölü 2 eksi 2 oldu. 4, 17'den 4 çıktı. 13 bölü 2 çıktı. Sorumuzun cevabı. Ve geldim 4 numaralı soruya. Bakalım burada ne yapacağız? Dx integralinin değeri kaçtır diye bir soru sormuş. Hemen şimdi integralini alalım arkadaşlarım. Şimdi kök x demek ne demekti dostlar? X üzeri 1 bölü 2. Eksi, şu da x üzeri 1 bölü 2 ama yukarıya çıkarttığımda x üzeri eksi 1 bölü 2 oldu. Şimdi bir de integralini alalım. Kuvveti 1 arttırıyorum dostlar. X üzeri 1 arttırırsak 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 oldu. Eksi, kuvveti 1 arttırırsam artı 1 eklersem x üzeri 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2 geldi. Şimdi x yerine diyor ki bir de buradan bir 4 yazın bir de 1 yazın diyor arkadaşlarım. Şimdi bir de bunları yazalım. Önce 4 yazalım. 4 yazarsak yani 2'nin karesi yazalım buraya. 2'nin karesi yazdığımda 2'ler gitti. 2 üzeri 3'ten 8 bölü 3 bölü 2. Eksi 4 yazarsam 2'nin karesi demektir. Yani sadece 2 kalır. 2 bölü 1 bölü 2. Bu 2 yazdı 4 yazdığımızda. Şimdi bir de eksi 1 yazıyoruz. 1 yazarsak 1 bölü 3 bölü 2 gelir. Eksi 1 yazarsak 1 bölü 1 bölü 2 geldi burası da dostlarım. Hadi şimdi toparlayalım bu işlemin sonucunu. En son Bursa çıkacakmış arkadaşlar. İsterseniz bundan sonrasını da size bırakalım. Çünkü videonun da süresi doldu. Yarıda kesilecek zaten işlem. Ters çevirip çarpma kısmı da size kalsın Gobeller. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz.